Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 24 Şubat Perşembe. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Gündemin ilk sırasında yine Ukrayna-Rusya krizi var. Ukrayna krizi nedeniyle Rusya ile Batı arasında yüksek gerilim sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir açıklama yaptı. Putin, diplomatik çözümlere hazır olduğunu ancak ülkesinin çıkarlarının müzakereye açık olmadığını söyledi. Krizin çözümü için ABD Başkanı Joe Biden'la Putin arasında planlanan görüşme ABD tarafından rafa kaldırıldı. Beyaz Saray sözcüsü, Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeler nedeniyle şu aşamada böyle bir görüşmenin planlanmadığını açıkladı. Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıması üzerine Avrupa Birliği'nin yanı sıra ABD, Almanya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkeler Rusya'ya karşı yaptırım uygulanacağını açıklarken, ABD hükümeti Avrupa'da konuşlandırılmış birliklerinin Doğu Avrupa'ya kaydırılacağını duyurdu. ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, NATO'nun doğu kanadına Baltık bölgesindeki operasyon mevkilerine 800 asker ve 8 civarında F-35 savaş uçağı göndereceğini söyledi. Rusya'ya yönelik yaptırımları açıklayan ABD Başkanı Biden, iki Rus bankasını tamamen engelleyeceklerini söyledi. Biden şunları söyledi: "Bu karar, Rus hükümetinin batılı finans kuruluşlarından artık para kazanamayacağı anlamına geliyor. Rusya gerginliği arttırdıkça yaptırımları arttırmaya da devam edeceğiz." Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, 27 Rusya vatandaşı ile kuruluşlarına yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Rusya'nın Avrupa sermaye piyasalarına erişimini sınırlandıracaklarını belirten Borrell, "Oy birliğiyle onaylanan bu yaptırım paketi Rusya'nın canını acıtacak hem de çok acıtacak," dedi. The Guardian gazetesi ise AB'nin Donbas kararı nedeniyle Rusya'ya uygulamayı planladığı yaptırımların taslak metnini ele geçirdi. Listede Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile üst düzey yetkililer bulunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Rusya'daki vatandaşlarının ülkeden ayrılması için çağrı yaptı. Rusya'nın giderek saldırganlaştığını belirten bakanlık, Ukrayna vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemesi gerektiğini bildirdi. Ukrayna'da Rusya yanlısı muhalefet, Moskova'nın Donbas kararı nedeniyle Devlet Başkanı Zelenski'nin istifasını istedi. Ülkenin parlamentosu Rada'da 44 koltuğa sahip Yaşam İçin Muhalefet Platformu yaptığı açıklamada, Zelenski'nin Donbas'ı kontrol altına almakta başarısız olduğunu vurgulayarak istifa etmesi için çağrıda bulundu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasily Bodnar da, "Biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Yaptığımız araştırmalara göre topyekün saldırıya geçmesi için Rusya'nın yeterince imkanı yok," dedi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dışında ülke çapında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında yükselen gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. İkili ilişkiler nedeniyle Türkiye'nin ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçebileceğini belirten Erdoğan, "Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi çözelim," ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Rusya ile liderler çerçevesinde ciddi bir görüşme performansı sergileyen çıkmadı. Macron Moskova'ya geldi, tablo ortada. Arkasından Scholz geldi, o tablo da ortada. Biden'la ilgili görüştü, görüşüyor vesaire dediler, herhangi bir şey çıkmadı. Ortada sadece NATO kalıyor, artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır. Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan yok." Çin hükümetinden Ukrayna kriziyle ilgili taraflara itidal çağrıları sürerken, hükümetin yayın organlarından da Avrupa ülkelerine barışı koruma uyarıları yapılıyor. Çin Komünist Partisi'nin yayını Global Times'ta yayınlanan başyazıda, "Tüm taraflar Rusya ve Ukrayna'ya sorunu çözmek için zaman tanımalı" çağrısına yer verildi. Türkiye gündemindeki gelişmelere bakalım. Adalet Bakanlığı, organize suç örgütü kurmaktan hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker için Birleşik Arap Emirlikleri'nden iade talebinde bulundu. Bakanlık, Sedat Peker'in Türkiye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını istedi.
Ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu bilinen Sedat Peker'in suç örgütü lideri suçlamasıyla gıyabında yargılandığı 92 sanıklı dava Aralık 2021'de başlamıştı. Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca çeşitli suçlardan 392 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sedat Peker yayınladığı videolarda gündeme getirdiği devlet yetkililerine ilişkin iddialarla dikkat çekmiş ancak Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından uyarıldığını belirterek yayınlarını durdurmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Tarkan'ın Geçecek şarkısıyla başlayan tartışmalara ilişkin konuştu. Akşener şöyle dedi: "Şarkıda küfür yok, hakaret yok, umut var. Er ya da geç, o sandık gelecek. Ağlasanız da, sızlansanız da milletin başına bela ettiğiniz bu ucube sistem geldiği gibi gidecek." Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, başkanlık sisteminin parlamento ile denge ve denetleme mekanizmalarını yok ettiğini, hükümeti gölgelediğini belirtirken, muhalefet partilerinin birlikte hareket etmesinin olumlu olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500'ü engelleri taşımaya tahsis edilmek üzere 5000 yeni taksi teklifi, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısında oy çokluğuyla 13. kez reddedildi. Sırada ekonomi haberleri var. Rusya ile Ukrayna arasında büyüyen gerginlik, bu ülkelerin küresel buğday ticaretindeki payından dolayı tartışmaları da beraberinde getirdi. Ulusal Hububat Konseyi, iç pazardaki buğday arzında sıkıntı yaşanmayacağını açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, "Türkiye buğday konusunda kendi kendine yeten bir ülke. Ülke genelinde buğdayla ilgili kesinlikle bir sıkıntımız olmaz," dedi. Enflasyon Araştırma Grubu yöneticisi Profesör Doktor Veysel Ulusoy, kuruma yönelik vergi incelemesi başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ulusoy, "Enaga saldırı yetmedi, şimdi de vergi incelemesi yoluyla geldiler," dedi. Bağımsız araştırmacı ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu her ay aylık ve yıllık bazda tüketici fiyat endeksi oranını TÜİK'le aynı gün açıklıyor. TÜİK, Enaga yönelik kurumu itibarsızlaştırmak suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ocak 2021'e göre %35.4 azaldı. Geçen yıl Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam araç sayısı 74.505 iken bu yılın Ocak ayında bu sayı 41.839 olarak gerçekleşti. Covid-19 gelişmeleriyle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı haftalık Covid-19 güncellemesi raporunda 14-20 Şubat'ta vaka ve ölüm artış oranının bir önceki haftaya göre sırasıyla %21 ve %8 düşüş gösterdiği bildirildi. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'un omikron varyantının giderek yayılan alt türlerinden BA.2'nin diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul ise BA.2 varyantına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizim ülkemize de girmesi durumunda tekrar bir dalga oluşabilir ve vaka sayılarında artış olabilir." Salgın boyunca Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax aşılarına olan yabancı turistleri kabul eden Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşılara izin verme kararı aldı. Bu aşılar arasında Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Sinovac da bulunuyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 21 Şubat'ta Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluğun kaldırılacağını duyurmasıyla ülkedeki tüm kısıtlamalar sona ermişti. Ancak yasal zorunluluk ortadan kalkmasına rağmen testi pozitif çıkan yetişkinler ve çocukların evde kalmaları ve diğer kişilerle temastan kaçınmaları tavsiye olarak kalmaya devam edecek. Ülke bir anlamda kişisel sorumluluk sürecine geçmiş oldu. İngiltere'de 1 Nisan itibariyle halka ücretsiz dağıtılan hızlı antijen testlerine de son verilecek. Birleşik Krallık 180 bini aşkın ölümle Avrupa'da Covid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda bulunuyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz.
Türkiye, Avrupa'nın Meksikası. Her yıl Afganistan'daki afyon üretiminden elde edilen tonlarca eroin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınıyor. Yeraltı dünyasının en karanlık noktasında Türkiye merkezli baronların kanlı savaşı yıllardır devam ediyor. Gazeteci yazar Timur Soykan, Baronlar Savaşı'nı anlatıyor. kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.